Eniştem onun elinde büyüdü o kız. O doğumuna, her şeyine şahit oldu. Ve kızımla, hani kızıma tecavüz etmiş. Üç çocuğum var. Eşim ve ben birlikte yaşıyoruz. Ablam komşum. Hani yan yandaydık. Bir ev gibi. Ben onun evinde iş yapıyordum. O bana hani beraber aynı evde yaşıyor gibi görüküyorduk. Eniştem olacak adam. Benim çocuklarıma kendi kızları gibi, kendi ailesi gibi sahip çıkıyordu ya. Kendi çocuklarına ne alsaydı benimkine de alıyordu. Hani birini alsaydı ben şüphelenirdim. Üçüne bir alıyordu. Üçüne bir alınca ben şüphelenmedim hiçbir şeyden. Ablam bana, hani beni aradı. Kızın nerede? Dedim kızım Sefaköy'de. Hani gitmiş, biliyorum Sefaköy'e gitmiş. Bana dedi sana bir resim atıyorum, direkt bu resme bak. Attı. Eniştemle kızım karşılıklı kahve içiyorlar. Hani alışveriş merkezinde. Oturmuşlar, kahve içiyorlar birlikte. Ben kızımı aradım. Hakaret ettim ve geldiler ikisi eve. Kızım içeri girer girmez ben kızıma bir tokat attım. Hani bu resimle açıklama hiç beklemeden direkt kızıma tokat attım. Eniştem orada bana hani hakaret etti, laf söyledi. Siz dedi nasıl öyle bir şey yapıyorsunuz? Nasıl benim kızımdır? Nasıl böyle bir şey yakıştırıyorsun kendine? Bu lafı dedi sen söyledin. Kendine de bile sana ayıp. Hani öyle bir şeyle nasıl dedi beni yargılıyorsun? Aradan zaman geçti. Ablamla bu konu üstünde biraz tartıştık zaten. Ben şey yaptım, uzak durdum. Bir gün kıza pusu kuruyorlar. Kuzeni, bir abisi, ortanca, bir de kız arkadaşları. Ben yalnızım diyerek kızı çağırıyor parkın oraya. Geliyorlar, bunu darp ediyorlar. Bu tabii aileye o anda haber veremiyor çünkü telefonunu direkt elinden alıp hakaret ediyorlar. Korkak anneni mi arıyorsun sen falan diye engelliyorlar. Kızı darp etmişler. İşte o darp olayından sonra biz olayın üstüne düştük. Biz dedik ki yani mutlaka bir şey var. Bu olaylar ablam hani dedi getir kızını kocamla yüzleştirelim. Bizim eve gel dedi. Ben dedim ben senin evine gelmem. Yengem bana geldiği gün dedi ki ablam çok üstüme geliyor dedi yüzleştirme konusunda dedi. Yani bilmiyorum ne yapacağım hani gideyim gitmeyeyim ne olacak yani gitsem de. Ben de dedim ki git. Ben Aslı ile konuşurum. Aslı'ya döndüm dedim ki Aslı bu adamdan korkuyorsan bak sana açık ve net söylüyorum dedim. Dedim ki bu adam en fazla senin o adamın elinde senin çıplak görüntülerin vardır. Seni bununla tehdit ediyordur. İkinci bir seçenek. En fazla dedim. O adam sana bir şey yapmıştır. Bununla seni tehdit ediyor olabilir dediğim dakika Aslı ağlamıyor. Yüzünde hiçbir ifade değişimi yok ama gözlerinden şakır şakır yaşlar akmaya başladı. Ben zaten anlamıştım o dakika. Sadece dedim sana tek bir şey soruyorum. Kafanı salla çünkü ağlamaktan konuşamıyor. Kafanı salla dedim. O adam sana dokundu mu? Başını aşağı yukarı salladı, sallayınca hıçkıra hıçkıra tekrar ağlıyordu. Sadece söylediği ağzından çıkan tek cümle ben artık dayanamıyorum. Emin misin dedim birebir yaşandığına. Evet dedi. Dedim ki sen kendinde bir değişim fark ettin mi? Kanamam oldu dedi. Kaç yaşındaydın Aslı? Tam olarak hatırlıyor musun dedim. Valla 8. sınıfa gidiyordum. 14 yaşındaydım dedi. Aldım. Çocuk şubeye götürdüm bize en yakın. Teyzesi markete gidiyormuş. Markete gidiyormuş. Yemek tüpte, ocakta yemek varmış. Buna demiş, hani bu demiş ben de geleyim teyze. Ben de geleyim yok demiş sen gelme. Sen evde otur sen gelme. Eniştenle sofrayı kurun biz gidip geliyoruz. İkisi tek evde kalıyor. Kalıyorlar işte oradan ne oluyorsa kızımı alıp çocuk odasına götürüyor. Götürüyor birden orada saldırıyor kıza. Hani korkma acımaz. Öyle gibi laflarla. Ben de kendimi asarım. Mektup yazarım arkama bırakırım. Derim hani sorumlusu Aslı. Çık o zaman işin içinden. Nasıl çıkacaksın?
Ve kızıma da durmadan 18 yaşına gelirsen seni alıp gideceğim. Seni çekip hani sana ayrı ev tutacağım, sana şey yapacağım. Kızım işte ben de şimdi korkuyorum. 18 olunca ne yapılacak? Alıp götürecek mi? Öyle elini kolunu şimdi sallayarak geziyor. Ben cezalansın istiyorum. Kız 14 yaşında. İnanın bana şu an dese ki ben kendi rızamla bile hani soyundum affedersiniz yaptım. Benim için bunun bir önemi yok. 14 yaşındaki bir çocuktan rıza aranamaz. Şikayetçi olduk. Bir gece nezarette kaldı. Savcı tutuklama kararıyla yolluyor mahkemeye. Mahkemede bırakılıyor. Hani denetim serbestliği. İmza atmaya gidiyor her gün. Şey, haftada bir gün. Sofi Hacı Hoca güya. Öyle bir adam. 7/24 bize hani doğru yolu gösteriyordu. En büyük namussuzluğu o yapmış. İfadede bile baba olarak görüyorum diyorsun. Nasıl çıplak resim atarsın baba olarak kendini gördüğün bir kıza? Sen yani koskoca adamsın, sana kimse mi sormadı? Senin videoların bunda ne arıyor? Sen hangi niyetle gönderdin babayım dediğin bir kıza? Yani bu olay 14 yaşında yaşanmış. Benim için ardı sonu yok. Benim için o adam suçlu. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum, hiç kimseden korkmuyorum. Yani ailesi de dahil. Evim belli, yerim belli, yurdum belli. Ben bu davanın peşindeyim. Ben, annem, ailem hepsi. Yani biz istiyoruz ki adaletle, mahkemeyle, devletle, hukuk yoluyla bu adam cezasını çeksin.